Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde üç, dönem, üç önemli devre elemanı olan direnç, kapasitör ve indüktör elemanlarının e, akım-gerilim ilişkisini, faz ilişkilerini inceleyeceğiz. Şimdi dirençten başlayalım arkadaşlar. Direncin e, bildiğiniz gibi R harfiyle gösterilir. Direnç işte sembolü bu şekildedir. R harfiyle gösterilir. Birim arkadaşlar ohmdur direncin. Onu da yazalım birimi 10'dur. omega ile gösterilir. Ee, şimdi, direnç üzerindeki gerilim, direncin üzerinden geçen akımla doğru orantılıdır. Şu bizim direncimiz olsun, şöyle yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, direnç üzerinden bir I akımı geçerse, direnç üzerinde bir V potansiyeli oluşur. Dolayısıyla VR direncin üzerindeki gerilim değeri e, nedir arkadaşlar? R çarpı I'dır. Ya da R eşittir. VR bölü I olarak şuna VR diyelim hatta e, söyleyebiliriz. E, bir de şundan bahsetmek istiyorum. E, direnç üzerindeki gerilim ve akım değerleri arasındaki faz farkı sıfırdır. Faz kayması yoktur arkadaşlar. Bu grafik üzerinde gösterecek olursak şu gerilimin dalga formu olsun. Bir de akım için bir dalga formu çizelim. Şu da akımın şöyle yapalım. Evet şu da akımın dalga formu olsun arkadaşlar. Bakın hatta şunu biraz yanlış çizdik. Evet şu da akımın dalga formu olsun. Bu V olsun, şu da I olsun. Gördüğünüz gibi akımla gerilim arasında faz kayması olmaz. Eee kapasitöre gelecek olursak arkadaşlar, kapasitörün form e, sembolü bu şekildedir. Kapasitif reaktans kapasitörün gerilime karşı koyma direncine denir. Evet, kapasitörün alternatif gerilime karşı gösterdiği zorluğa Kapasitif reaktans dedik arkadaşlar. Şimdi kapasitif reaktans da yine kapasitörün üzerindeki gerilim Vc ise işte kapasitörden bir I akımı geçerse e, dolayısıyla arkadaşlar e, kapasitörden üzerinden geçen akım e, I ise Vc gelin şu sözüne kapasitörün kapasitif reaktansı x eşittir vc bölü I değerine sahiptir. Şimdi e, kapasitörde faz ilişkisi, akımla gerilim arasındaki faz ilişkisine bakacak olursak e, ak, gerilim akımı pi bölü 2 geriden izler. Bunu vektörlerle gösterecek olursak arkadaşlar şöyle bizim I vektörümüz bu olsun. I, C vektörümüz. VC vektörümüz de bu olsun. Bakın ne oldu? Gerilim akımı 90 derece geriden izliyor. Ya da şu şekilde de gösterebiliriz. İşte e, bizim gerilimimiz buysa akımımızın dalga formu şu şekildedir arkadaşlar. Bakın akım pozitif bir seviyeden başlamış. Dolayısıyla gerilimden öndedir. Bizim kapasitif reaktansımız ise e, alternatif gerilimin gösterdiği e, işte e, frekans değeriyle ters orantılıdır arkadaşlar. V nedir arkadaşlar? 2P f'tir. O da 2P Fc'de bizim neyimizdir? 1 bölü 2P Fc'de bizim Kapasitif reaktansımızdır. Bir de bizim empedans değerimiz var. O da z harfiyle gösterilir. Empedans direnç ve reaktansın birleşiminden oluşur arkadaşlar. Benim şöyle bir devrem olduğunu varsayalım. Bir rc devresi. Bu bir alternatif kaynağı bağlı olsun. Buradaki arkadaşlar şu iki elemanın birleşiminden oluşan direnç değerine empedans değil empedans denir. Ve bunun değeri R, R ise eğer şunun değeri de XC ise empedans değeri nasıl e, belirtilir, belirtilir arkadaşlar burada? İşte e, R artı R artı J X, Bu da burada da arkadaşlar e, şeyden karmaşık sayıdan kurtarmak için ne yaparız? Z'yi R kare artı, kare artı XC'nin karesinin Kare kökü şeklinde ifade ederiz. İndüktöre gelecek olursak arkadaşlar e, alternatif devrelerde bobinin akıma karşı gösterdiği zorluğa indüktif reaktans denir ve XL harfi ile gösterilir arkadaşlar. İndüktif bu reaktans olayı da bir aynı zamanda dirençtir. Sevgili arkadaşlar yine e, işte endüktif re, re, reaktans e, bobin üzerindeki gerilimin akıma bölünmesiyle bobin üzerinden geçen akımla akıma bölünmesiyle bulunur. Bobinde ise şunu söylememiz gerekir. V I'dan pi bölü 2 kadar önde gider. Bu ne demek? Bizim I vektörümüz I L vektörümüz buysa bizim V C vektörümüz işte budur arkadaşlar. Yine burası 90 derecedir. 90 derece önden gider. Benim endüktif reaktansımın Formülü ise açısal hız çarpı L'dir. Ya da 2 pf L'dir arkadaşlar. Frekansımıza doğru orantılıdır. Bizim endüktif reaktansımız. Ve son olarak empedansımız yani bir direnç ve bir bobinden oluşan bir devredeki empedans değeri R kare artı X D'nin karesinin kare köküyle bulunur sevgili arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar bu dersimize direnç, kapasitör ve indüktör elemanları üzerindeki direnç değerleri, faz gerilim ve akımların faz açılarını öğrenmiş olduk arkadaşlar. bundan sonraki derslerde RLC seri paralel işte RCRL RLC devreleri ile ilgili örnekler çözeceğiz. dolayısıyla bu empedans, reaktans işte admin admitans var arkadaşlar admitans da yine onda ilerleyen derslerde belirteceğim y ile gösterilir İşte akımın e, kapasitörün akıma karşı gösterdiği gerilime karşı gösterdiği zorluğa e, reaktans dersek arkadaşlar e, admitans da reaktansın tam tersidir yani kapasitörün diyelim gerilime karşı gösterdiği kolaylıktır zorluk dirençtir direnmek dirençtir yani kapasitif reaktans ya da endüktif reaktans Bunlar nedir? Bir dirençtir. Admitans ise kolaylıktır. Akıma ve gerilime karşı gösterilen kolaylıktır ve y'dir. Bu da arkadaşlar y eşittir 1 bölü x'le ya da y eşittir 1 evet, bölü arkadaşlar. x ile e, ifade edilir. Çok önemli eşyalar. Evet bu bu kadar sevgili e, arkadaşlar. Biraz anlattım. Ee, lütfen kanala abone lütfen olalım ve beğen e, de yorumlarınızı e, temel eci yorumlarınızı bu, bu konulara. bekliyorum. Bu sorularınızı iyi anlayalım. Çünkü, iyi anlayalım. çünkü bundan sonra bir daha da daha da Konularımız karmaşık hale gelecek. Temel bilgileri bildik mi İlerleyen daha karmaşık olan bilgilerde fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.